İkizler her konuda kendine güvensin demişsin. Evet Bir de hiçbir konuda umutsuz olmasın demişsin. İkizler hangi konuda umutsuz acaba? Bir görelim aşkta mı, parada mı, sağlıkta mı? Galiba maddi konuda biraz sıkıntısı var ikizlerin. Şöyle aşk, para, sağlık anlat bize Nuray Sayar'ı. Sevgili ikizler bu hafta neler yaşayacak? Şimdi e, sevgili ikizler için planlı, programlı olmak Hı -hı. hafta boyunca önemli olursa eğer içinde bulunduğunuz iş sorumluluklarınızda güven içerisinde ilerlemekle kalmayacak daha iyi imkanlar daha iyi fırsatları kendinize çekeceksiniz. Süper. Sadece umutsuzluk çalıştıkları işte ya da sahip oldukları imkanlarda mücadele edip para konusunda istediğini kazanamayan ya da para konusunda beklentilerini henüz elde edememiş olanlar umutsuz olabilir, umutsuz konuşmalar yapabilirler. Biliyorsunuz ben aynı zamanda kişisel gelişim üzerinde çalışmalar yapan bir sadece astrolog değilim, hem yaşam koçuyum, hem life koçum. Dolayısıyla ve profesyonel bir kişisel gelişim uzmanıyım. Astroloji ile hepsini harmanlayıp birleştirdiğim için ikizlere diyorum ki kulağınızın duyacağı ses tonuyla hay Allah. Yine başaramadım. Hay Allah yine kazanamadım. Çalışıyorum ama istediğim yerde değilim gibi sözler kurduğunuzda bilinçaltınız buna ikna olur. Hı hı. Ve size der ki ne yaparsan yap sen zaten başarısızsın. Sonra siz başarısızlık enerjisi oluşturursunuz. O yüzden sözlerinize, düşüncelerinize, duygularınıza çok dikkat edin. Ne kadar zorluk yaşarsanız yaşayın maddi konularda para kaybetmiş olabilirsiniz. Büyük umutsuzluklara düşmüş olabilirsiniz. Yaşadıklarınızı bir kenarda bırakın. Bugüne taşımayın. Ve umudunuzu hiçbir konuda kaybetmeyin. Ne diyor büyüklerimiz? Umudu olmayanın yarını olmaz. Her şey olabilir. Zorluklarda yaşamış olabilirsiniz maddi kayıplarda geçirmiş olabilirsiniz belirsizliklerin içerisinde iş sorumlulukları da taşıyor olabilirsiniz şu anda ama bu sadece anlık yaşanan sorunlar siz yeter ki yapmanız gereken her işi yapın üstlendiğiniz sorumlulukların bugününü ve ilerisini net bir şekilde görmeye başarılı olduğunuza ve olacağınıza kendinizi ikna etmeniz çok ön planda. Önemli olurken ruhunuzu işinizin, kararlarınızın, kariyerinizin önemli olduğuna ikna etmelisiniz. Kimse sizi hiçbir şeye ikna edemez bu hafta. Siz kendinizi her konuda ikna edebilir. Özgüveninizin daha çok yükselmesine yardımcı olabilirsiniz. Hadi bakalım şimdi ekranları karşısında bizlerle birlikte olan, bizleri evine misafir etmiş olan sevgili ikizler kadınları ve ikizler erkekleri. Bir sirkelenin yaşadıklarımı geride bırakıyorum. Benim için şimdi var. Şimdiden sonra başaracağıma inanıyorum. Kendi yolumda sağlam duygularım ve düşüncelerimle yaşamda yol almaya özen gösteriyorum dediğiniz takdirde İnanılmaz bir açılım yaşayacağınızın farkında olacaksınız. Para konusunda tabii ki harcamalarınızı planlı programlı yapmalısınız. İşsiz bir ikizler burcuysanız, bu dönem iş kurmak istiyorsanız ya da bir işi ortaklığı yapma kararı aldıysanız yapmanızda hiçbir sakınca yok ama ortaklıklar yapacaksanız kişiyi çok iyi araştırın. Ee, özellikle hukuksal konular üzerinde ciddi araştırmalar yapın. Kendinizi önemsiyorsanız eğer umutlu olun, kararlı olun, araştırmacı olun. Sıhhatiniz ve sağlığınız konusunda ise beslenmeye dikkat edin. Özellikle ruhu yorgun olanlar, kalbi kırgın olanlar, kendini mutlu etmek için tatlıya çok özen duyabilirler bu hafta. <laughs> bu hafta yiyip önümüzdeki hafta pişman olmak istemiyorsanız beslenme düzeninize Lütfen özen edin. gösterin. Aşk, ilişki, birliktelik ve beraberlik konusunda ise geçmişle yaşamayın diyoruz. Aile içi ilişkilerde ebeveynler, anne ve baba ilişkilerinde, çocuk ilişkilerinde ikizler anlayışlı olmaları lazım bu hafta. Hem iyi bir dinleyen hem iyi bir anlatan olmaya, konuşmalara çok dikkat etmeleri gerekiyor. Aynı zamanda kendinize bir iyilik edin. Hafta boyunca, günde bir saat olsun. Kendinizi sevgiyle kucaklayın. Her şeyi yaşamış kendi olabilirsiniz. tabi sevgiyle kucaklayın kendinizi. Önemseyin kendinizi. Yani Düşünce de mi sevgiyle kucaklayın? Yani tamam bunu yaptım, tamam. Ya hata, benim hatam yaptım mı canım? Hakikaten böyle kucaklayacağız? Kucaklayın koyacağız. tabii ki. Ben her dakika derim ya. E, sevin kendinizi sen kıymetlisin sen önemlisin Allah kadını yaratmış fıstığım <laughs> benim filan gibi tabi tabi ikna edin kendinizi <laughs> baktın ki seni seven okşayan yok ama bir şey <laughs> Kendi mi? kendine. sen kendini sevdiğin tane. anda herkes seni sever ben bir gün arabadayım gidiyorum bir şeyleri olmuş. tamamlayalım ikizlere spotunu verelim öyle ikizlere spotunu söyleyelim spotunu unutma söyleyeyim. diyeceğini ben önemliyim ve değerliyim demeyi ihmal <laughs> etmeyin Böyle bir yere gitmişim ve sinirim bozulmuş oradan çalıştırdım arabayı çıktım trafik de var dedim ki kendi kendime aynayı daştım konuşuyorum trafikte hiç üzülmene gerek yok sorunlu kıskançtık baksana şu güzelliğine. yaptım bir baktım herkes bana bakıyor Kendi kendime anda attım o stresi çünkü seni senden başka senin gözünle göremez efendim. Siz önce kendinizin çok kıymetli olduğunu görün. Benim kalbim sırça bir saray. Kızlar kafa sallıyorsunuz. Yapacak mısınız bunu? Yapın bunu. He? Bakın benim Yapacaksın. Benim Sen kalbim demiş. sırça bir saray. Kimsenin onu bozmasına izin veremem ben. Ben çok değerliyim. Aynaya gidiyorsun kendine. Ah canım Aynen bugün öyle. ne kadar güzel. Sevin güzel. <laughs> Gel de öpüm seni. Değil <laughs> Öp aynayı. Öp kendini. Hiç. Önemse kendini. Bilsin ruh hafızan. Ee, taşıdığın bak bedeni taşıyorsun önemli olduğunu çok mi? önemli olduğunu bilsin. Sen milyonlarca kromozomların içerisinden ana rahmine düşmüşsün daha ötesi yok. Değil mi? Peki orada bile bir mücadele var. Özellikle bu spotu ikizlere verdik. Bu hafta kendini önemsemezsen ikizler uyan vay haline. Tabii yani ondan sonra Ay, bu ben bunalımdayım çünkü. demek zorunda kalırsınız. ...ben kötüyüm dememek için Sağlam adımlar atın, sirkelenin, kimsenin sizi sevmesine ihtiyacı yok. Siz kendinizi sevin, siz Allah'ın nurusunuz. En büyük aşk Allah aşkı. Doğru. Kesinlikle. Yaradanını seven zaten kendini sever. Evet, Instagram'dan e, o kadar güzel mesajlar geliyor ki özellikle senin yaptığın yorumu doğrulayan seyircilerimiz Allah var. Doğru. Bir seyircimiz az önce ismini gördüm ama şu anda kaçırdım bir daha bakacağım. Dünü hastanede geçirmiş. Allah'ım şifa versin. Amin. Ee, Ceylan Hanım demiş ki... Mevze Ceylan... Bu hafta beni seçeceğinizi biliyorum demiş. Hissediyorum. Severek takip ediyorum. <laughs> Öpüyorum ben sizi. Ben seçiyorum şimdi sizi. Gerçekten evet, mi? Ben seçiyorum. O Hatta zaman... ben sizi İstanbul'daysanız ofisime davet ediyorum. Yok artık. <laughs> Gerçekten evet. mi? Dur şimdi şöyle fotoğrafını alayım. Mevze Ceylan. Bak ne şanslısınız. Siz attınız biz bir söyledim sen de davet ettin harikasın. Ee, şimdi tabii hep, yani gelen mesajlarda şu var biliyorum Nur Hanım, bana yine sıra gelmeyecek ama mesaj atıyorum. Vallahi belli olmuyor sizi çok iyi anlıyorum gerçekten çok ciddi bir mesaj geliyor. Hepinize çok teşekkür ediyorum ama içlerinden 10 kişi mutlaka seçiliyor. Bu hafta olmazsa öbür hafta öbür hafta olmazsa öbür hafta ama mutlaka inşallah gelen bütün e, seyircilerimizin mesajlarınızı okuyoruz. Ama Nuray Sayar'ı bunu kura yöntemiyle çektiği için kimseye de haksızlık olsun istemiyoruz. Hatta asistanlarına yaptırıyor bu evet, işi. Evet ben yaptım. Ee, şimdi yay burçları ne zaman iş bulacak demiş. Kovalar soruyor ameliyat olmak için estetik operasyon olmak için doğru bir dönemde miyiz diye. 5 Ekim'den önce doğru. Çünkü Venüs Akrep Burcu'nda gerilemeye Hı -hı. başlayacak. Ee, 5 Ekim 28 Kasım süreci. Ee, riskli bir süreç. Hı hı. Ee, neden? Venüs güzelliği, görselliği temsil ettiği için. O süreçte yani ciddi bir sağlık sorunu ameliyatı değilse bu. Estetik. Estetik Estetikse asla. Beş ekimden önce olsun. Beş ekimden önce. Önce olsun. olmalı. Peki. Ee, i̇kizler bu hafta süper uzun uzun anlattınız demiş. Anlattık tabii ki.